Beyini, kemiği durduracağız. İzmir protokolü gibi uluslararası sözleşmelere aykırı bir biçimde ve Brezilya mahkemesinden geminin yola çıkmaması kararına rağmen kaçak bir biçimde yola çıktı ve hızla Hollanda bandırallı Alp Center römorkunun üstünde Ali Ağa'ya doğru yaklaşıyor. Dostlar, İzmir'e bir kara tabut yaklaşıyor. Bu gemi sökülürse başta gemi söküm işçileri, tüm insanlar, hayvanlar zehirlenecek ve geri dönüşü olmayan bir doğa tahribatına yol açılacak. Sök Denizcilik firmasının aldığı bu geminin sökümüyle halk göz göre göre kanserin kucağına itiliyor. Gemilerin sökümünden patronların payına rant ve kar, halkın ve işçilerin payına ise sadece kanser ve ölüm düşüyor. Gemi söküm tesisinin yarattığı kirlilikten sadece çalışan işçiler değil, bütün İzmir halkı etkileniyor. İzmir'in havasının en kirli olduğu Ali Ağa'da kronik akciğer hastalıklarının oranı gün geçtikçe yükseliyor. Geminin sökülmesiyle aynı tehlike bütün İzmir halkı için geçerli olacak. Bakanlık aylar önce bütün bu bilimsel araştırmalara ve Ali Ağa halkının itirazlarına rağmen Sök Denizcilik firmasına sakınca yoktur raporu verdi ve gemi yola çıktı. Ne manidardır ki aynı bakanlık gemi yola çıktıktan 4 gün sonra kimyasal içerik raporu istiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum derhal halka gerçekleri açıklamalı ve geminin sökülmesi için verdikleri izni geri çekmelidir. Dünyayı sermayedarların çöplüğüne dönüştürenler yaşanacak her türlü facianın sorumlusudur. Şimdi buradan Hollanda'ya sesleniyoruz. Sizin römorklarınızla çekilen Brezilya mahkemesinin tedbir kararından kaçırılarak şehrimize getirilen zehirli gemiyi durdurun. Bu suça ortak olmayın. Bizler Sao Paulo gemisinin Ali Ağa'da sökülmesini istemiyoruz. Hem hukuka aykırı hem de halkın sağlıklı yaşam hakkını gasp eden bu gemiyi İzmir'de istemiyoruz.